Ben böyle bir şeyi çok isterdim. Gerçekten oyun oynamayı zaten seven bir insanım. Ve level... Seras, tatlım sen ne yapıyorsun? Sen gerçekten ne yapıyorsun? Bir karakter bu kadar sevimli olamaz. Ben ısıracaktım yani. Bugün maratonumuzun aslında ilk günü değil. Şu an yalan söylüyorum. 8 Haziran saat 23:30 ve ben de bu videoyu çekiyorum çünkü yarın çekemeyebilirim. Yeni banyo yaptığım için böyle bir saçım kabarmış falan. Gerçekten anlık bir video oldu. Buradan belli oluyor. Ve gözlüklü mü yapayım, gözlüksüz mü yapayım bilmiyorum. O yüzden şimdi bu halim daha güzel geldi. Kesin sonradan gözlüklerle geçeceğim ama. Evet, salondan önceden çekim yapmıştım ama bu çiçekler falan çıktı mı şu an hatırlamıyorum. Tabak sesi de geliyor olabilir, cimbomun sesi geliyor olabilir. Dışarıdan araba sesi de geliyor olabilir. Bunu bugün çekmemesi sebebi de yarın çekim yapmayı unutabilirim. Bir, ikincisi yarın dersim var. Fizik dersim yine. Pazar günlerim fizik dersiyle geçecek falan. Okuma maratonumda okuyacakların videosunda bahsettiğim gibi ilk kitabımız Kuşatma ve Fırtına olacak. Aslında daha güzel kitaplar seçebilirdim çerezlik anlamında ve başlangıç anlamında. Fakat ben ikinci kitabın Kuşatma ve Fırtına olduğunu bilmiyordum. Çöküş ve Yükseliş zannediyordum. Ve hani ilk başta kafam karışmıştı çünkü sıralamaları nasıl olduğunu bilmiyorum tabi. Bu işte bir yanlışlık olduğunu sezdim fakat ben bunu internetten bakmadım seri sıralaması nasıl diye. Çünkü salağım. Ve sonradan arka kapağını okusam daha iyi olur diye düşündüm. Çöküş ve Yükseliş elime alıp arka kapağını okudum ve ilk cümleden spoiler yiyip kitabı böyle fırlattım falan yani. Çok sinirim bozuldu. Direkt Kuşatma ve Fırtına'yı okuyayım. Sonra da seri bir şekilde devam etsin diye düşündüm. Bu arada şarjım gerçekten az. %10 falan. Maratona katılan ve bunu sayfalarında paylaşan çok fazla insan oldu. Ve ben bunu bu kadar beklemiyordum bu arada. Bu çok teşekkür ederim. Ve ben buna şimdiden okumaya başlayacağım. Biraz hile yapmış olacağım ama olsun. Önceki okuyacakların videosuna baktığımda mesela birisi yazmış kitaplarının altında hemen bir konuşma ortamı olmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben de derim ki bu maraton videosundan sonra siz de okuduğunuz kitaplarla ilgili düşüncelerinizi belirtin mesela. İlk izlenimleriniz ne oldu, düşünceleriniz ne oldu? Spoilersiz bir şekilde olsa daha iyi olur. O insanlar mesela altında yorum yaparak kendi düşüncelerini de belirtebilecek bir ortam olsun. O yüzden bence bunu yapabilirsiniz. Hem sizin içinde böyle kendi düşüncelerinize sahip insanlar oluşmuş olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra tekrardan sizinle burada buluşacağız. Bugün çok fazla kitap okuyamadım çünkü dışarıdan geldim daha yeni. Ve şu an saat 10.30. Şu an 115. sayfaya gelmişim. Ve açıkçası başlangıç çok güzeldi ve su gibi akıp gidiyor. O yüzden yani bugünkü sayfa hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Yeni karakterlerin girişi gerçekten çok iyi bu arada. Stormhand da olabilir, hiç bilmiyorum. O adama gerçekten bayıldım. Tamar ve Torya kardeşleri de sevdim. Şu an favorim gibi onlar. İyi kitabın bayağı üstünde olacak gibi hissediyorum. Ve şu an hiçbir şekilde ikinci kitap vasfı taşımıyor gözümde. Genelde serilerin ikinci kitapları birinci kitabına kıyasla daha düşük olur. Mesela bir çiftimiz varsa triplenir birbirleriyle, kavga ederler böyle. Ama şu an hiç öyle şeyler olmuyor. Tam istediğim karakterler. Gerçekten güçlü karakterlere ihtiyacımız vardı. Yani güçsüz karakter görmeye artık dayanamıyordum. Özellikle de Alina'yı güçsüz görmek beni çok üzüyordu ve sinirlendiriyordu. Gerçekten sinirimi çok bozuyordu. Bugünün sonuna kadar herhalde yarılarım diye düşünüyorum. Şu anlık güzel gidiyoruz maratonumuza. Kitabın sonu tekrardan beni şoka uğratacakmış gibi hissediyorum ve kitabın sonunda hikayeler var mı bilmiyorum. Sanırım var. Şu an tekrardan okumaya geçiyorum. Evet. Ve ben Kuşatma Fırtınayı bitirdim. Şu an sesim gerçekten çok fena çünkü biraz ağladım sonunda. Ve kızarıklığımdan da belli olabilir. Ve çok uykum var. O yüzden hemen durum güncellemesi yapıp uyuyacağım. Şu an bütün olaylar karman çorman aklımda. Ve hiçbir şeyi neredeyse tamamlayamıyorum. Bugün 296 sayfa okuduğum için beynim biraz alev aldı. Ve bugün uyumaktan ve kitap okumaktan başka bir şey yapmadım. Sen okula da gitmedim. Mezuniyete gittim bir tek. Eve geldiğimde de biraz başım ağrıyordu böyle. Güneş vurdu, çarptı herhalde bilmiyorum. Biraz uyudum, sonra kitap okudum. Yani günüm tamamen bu şekilde geçti. Ve evet, bitirdim. Maratonumun ilk kitabını bitirdim ve yani bence güzel bir başlangıç yapmışım, onu fark ettim. Büyük ihtimal Çöküş ve Yükselişi maratondan sonra okuyacağım. Çünkü çok fena bir yerde bitti. Vasili'den nefret ediyorum. Buradan söylemem gerekiyor. Bunu zaten Vasili'nin kim olduğunu bilen biliyordur. Spoiler değil zaten. Gerçekten ondan nefret ediyorum. Çok
yani kibirli bir insan. Ve demiştim ya dün ikinci kitap Vasfı taşımıyor, çok nadir bir kitap falan diye. Şöyle ki bunu dememden 30 sayfa sonrasında dedim ki çok yanlış bir cümle kurduğumu fark ettim. Çünkü Malyen ve Aline arasında o kadar fazla olay oldu ki ve ben artık kusacaktım bundan. Dedim ki artık bir barışın, bir kendinize gelin, bir birbirinizi anlamaya çalışın falan oğlum. Bir Aline'nin tarafını tutuyorum, bir Malyen'in tarafını tutuyorum. İkisi de kafamı çok karıştırdı ve bu yüzden açıkçası çok da mutlu olmadım. Ama Karanlıklar Efendisi ile olan şipim hala devam ediyor ve bu benim de canımı yakıyor. Bir yerde kendimi tutamadım, sonunda bayağı ağladım. Yeni karakterlere bayıldım. Nikolai diye bir karakter girdi, onu gerçekten çok sevdim yani. Gerçekten çok tatlıydı. Bir karakter bu kadar sevimli olamaz. Ben ısıracaktım yani. Bugün bayağı kendi sınırlarımı çok fazla zorladım ve bence değdi. 466. sayfadaki cümleden bahsediyorum. Son cümle. Ve ben şöyle oldum. Ne? Yani neler olacak? Çok heyecanlıyım. O yüzden maratondan sonra okuyacağım ilk kitap kesinlikle Çöküş ve Yükseliş olacak. Ve bu seriyi de temiz bir şekilde bitireceğim. Büyük ihtimalle ben de genelde böyle olur. Kitapları çok hızlı okursam sonradan olayların çoğunluğunu unuturum. Hiçbir şekilde hatırlamam. Mesela uzun süre okuduğumda hepsi aklımda kalır. Ama şimdi ben bunu iki günde böyle su gibi akıp gitti, hemen bitirdim ya. Kesinlikle Çöküş ve Yükseliş'e kadar bir hafta bile sürmeyebilir ya, unutabilirim çoğu şeyi. Ve ben artık uyuyacağım çünkü gerçekten ölü gibiyim. Yanaklarım kızarmış. Yarın uyandığımda Warcross'la devam edeceğiz. Evet. 120 sayfa okudum. Konuyu sevdim. Karakterler, yaratılan dünya aşırı iyi. Sanal gerçeklikle ilgili olan o sahnelere bayıldım. Keşke bizim de Hideo Tanaka diye bir arkadaşımız olsa da bize böyle de bir sanal gerçeklik dünyası olsa. Düşünsenize, yaptığınız her işten bir puan kazanıyorsunuz. Kendinizce böyle. Ve o kazandığınız puanlar sizin böyle günlük yaşamınızı da etkiliyor. İşte çevrenizde en popüler insan olmanızı ya da böyle yemek siparişi verirken en iyi hizmeti almanızı falan sağladığınızı bir düşünsenize. Gerçekten bir oyunun içinde olduğunuzu düşünün. Ben böyle bir şeyi çok isterdim. Gerçekten oyun oynamayı zaten seven bir insanım. Ve level... Sanırım gol atıldı. Kesinlikle gol atıldı. İzlanda'ya gol mü attık az önce? Bilmiyorum da bir yerden bir bağırış koptu. Bu arada gözüme çarpmadı değil. Daniel Elton Wink ile ilgili de ayrıntılar var. Onu da görüyorum. Çünkü Asher Wink yani. Daniel Batu Wink mesela. Yani bunlar, bu ayrıntılar ne? Mericiğim, bana açıklar mısın? Gerçekten Day ile ilgili bir ayrıntı gördüğüm an uçuyorum ve yüzümde aptal bir gülümseme oluyor. Deli gibi hayran olduğum bir karakter çıkmadı. Hideo'ya hayran olmayı beklerdim ama nedense hiç hayran olmadım. Sadece gizemli bir karakter. Onun dışında ana karakterimiz Emika çok tatlı. Gerçekten. Emika'yı çok sevdim. Kendi babasıyla ilgili yaşantısı falan çok tatlı. Ve saçlarının gökkuşağı rengi olması da çok ilgimi çekti. Hep hayallerimden birisidir böyle saçımı rengarenk boyamak falan. Teknolojinin bu kadar gelişmesiyle böyle bir şey elde edersek çok mutlu olurum. Şu an Merilli okumak gerçekten beni çok rahatlattı. Bugün ne yaptım? Bugün çok fazla bir şey yapmadım aslında. Attack on Titan'ın yeni bölümü vardı, onu izledim. Hunter x Hunter vardı, onu izledim. Çünkü gerçekten kafamı dağıtmaya ihtiyacım vardı. Emika gibi olamayacak olsam da böyle bir gözlüğüm olsun onu takayım ya da böyle bir lensim olsun onu takayım. Böyle iş yaptıkça puan kazandığınızı düşünün ve bu normal hayatta. Yani hayattan zevk almaya başlarsınız ama sonra rakip hale gelirsiniz herkese işte. Ama ben yine de isterdim. Çok isterdim. Şu ana kadar ilgimi çeken böyle şiplediğim bir karakter olmadı. Kip var aslında şu anda yani. Tahmin edebiliyorsunuzdur kimin olduğunu. Böyle biraz daha böyle... Olabileceğim bir karakterin gelmesini bekliyorum ve bence o Asher. Hiç emin değilim ama Asher olabilir. İyi ki ikisini beraber alıp okumaya başlamışım. Çünkü büyük ihtimalle bu kitabın sonunda yine şok olacağım. Çünkü Mary Lou bunu hep yapıyor. Ve ondan sonra diyeceğim ki evet, Wildcard'a başlamanın vakti geldi. Bunu okumaya devam edeceğim. En azından kitabı yarılamak istiyorum. Büyük ihtimalle yarılarım ama. Yani 50 sayfa falan kaldı yarılamama. Beynimi bir sakinleştirip sonra tekrardan okumaya devam edeceğim. Bitti. Saat şu an 5'e çeyrek var. Öğleden sonra ilk defa bir sabah çekiyorum bunu. Maratonumuzun 4. gününden tekrardan merhaba. Aslında bu kitabı dün bitirmem gerekiyordu. Ama fark ettim ki bu kitap hiç
de bir günde bitebilecek bir kitap değilmiş. O yüzden bir kayma olacak kitaplarda. Evet, büyük ihtimalle o kişi Eşire olacak demiştim. Hayır, Eşire de sevdim. Eşire çok tatlıydı. İki kitaplı bir seri olduğu için diğer kitabın daha güzel olacağını umuyorum. Ben oyun sahnelerine bayıldım. Yani turnuva oyun sahneleri aşırı iyiydi. Tüylerim diken diken oldu okurken ve böyle haykırıyordum. Ben de tezahürat falan yapmaya başlayacaktım. Meryl'i okuduysanız kesinlikle biliyorsunuzdur. Kadının ters köşeleri fena. Yani böyle aslında tahmin edilebilecek şeyler ama yani olması da böyle uç diyorsunuz ya. Bu da olacak şey değil, nasıl olur diye düşünürsünüz. Sonra böyle takır takır ayrıntılar gözünüzün önüne geldiğinde oha dersiniz, ne oluyor? Kitabın içerisinde 3 tane ters köşe vardı. Ben ikisini tahmin ettim. Hatta birisi bayağı büyüktü ve onu da tahmin ettim. Kesin bu kişi bu çıkacak dedim. Ve çıktı. Ve şöyle oldum. İşte dedim. Demiştim. İşte dedim. Oldu. Yaptım. Fakat sonunda bir şey daha oldu ve onu tahmin edemedim. Hala ona inanamıyorum. Hala şokundayım. Serinin devam edeceğini bilirsiniz ama yine de ya nasıl ya? Nasıl ya olursunuz? Ya öyle bir izlenim yaratıyor hep bende. Bu seri gerçekten farklı bir şey. Bilgisayar oyunu oynamayı seviyorsanız, kodla uğraşmayı, yazılımla uğraşmayı seviyorsanız bu kitaba zaten bayılırsınız. Bol aksiyonlu bir seri, böyle su gibi akıp gidiyor gerçekten. Yani sizi meraklı bırakıyor. Hiçbir yerde beni sıktığını hatırlamıyorum. Serinin sakız gibi uzaması pek sevdiğim bir olay değildir. Bu yüzden serinin iki kitaplık olması bence daha iyi. Hatta tek kitaptan bile bitirebilirdi diye düşünüyorum. Sadece işte sondaki ters köşeler biraz merakta bıraktırdı. Sanal gerçeklikten sonra bana biraz daha yoğun hisler yaşatacak bir kitap okumak istedim. Warcross okuduktan sonraki tercihimin bu olması nasıl doğru bilmiyorum ama yarıda da bırakabilirim bu kitabı. Yani bu kitabı bugün okumaya başlayacağım ama kendimi zorlamayacağım. Günün sonunu Helsing'de bitireceğim ki zaten Helsing böyle 1 saat 2 saatte bittiği için yani hem yarın kendime vakit ayırmış olacağım hem de bu kitabı da güzelce okumak istiyorum. Kitap 213 sayfa ve puntoları da bence gayet iyi. Warcross'un puntoları daha küçüktü. Sadece biraz ara vereceğim. Oturup kitap okumaktan başka hiçbir şey yapmadım 3 gün ve pişman mıyım? Değilim. Çünkü ileride böyle bir vaktim olmayacak. Yani bu vaktimi iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü zaten bundan sonra çok fazla kitap okuyabilecek miyim bu haftaki kadar bilmiyorum. Yarın okula gitmem herhalde. 3 gündür okula gitmiyorum. Ve yok, yazılmıyorum. Yay! Warcross'un şokunu atlattıktan sonra ve kendime geldikten sonra Veronica Ölmek İstiyor'a başlayacağım. Bahsedeceğim iki tane kitap var. İlk olarak Veronica Ölmek İstiyor. Sadece 60 sayfa okumuştum. Bugün bitirdim ve gerçekten postikledim bayağı. Yani hem bunu bitirdim hem de Helsing'i bitirdim. O yüzden böyle beynim alev aldı. Özellikle de Helsing'deki olaylarla çok fazla şeyler oldu ama ondan sonra bahsedeceğim. İlk olarak Veronica Ölmek İstiyor hakkında konuşacağım. Gerçekten mükemmel bir kitapmış. Kendimden bunu önceden okumadım diye düşündüm. Bu kitap gerçekten herkesin okuması gerekiyor ve herkese yeni bir bakış açısı katacağını düşünüyorum. Normalde hayatımız sürekli rutin geçer ve bir süre sonra zevk almamaya başlarız hayatımızda. Ve böyle bir karakterin sırf hayatına heyecan katmak için mi dersiniz? Yoksa artık bu sürekli böyle gidecek ve ben bunun erken sonlanmasını istiyorum deyip bir maceraya atılıyor. Kitabın içindeki cümleler o kadar güzeldi ki. Her şeyi biz normalleştiriyoruz. Kimse bak şu normal demiyor aslında. Bunu yapan şey biziz. Ve biz insanların dediğine göre aslında hayatımızı sürdürüyoruz. Normal olan şey aslında o. İnsanların hepsinin çoğunlukla kabul ediyorsa onu normal olarak biliyoruz. Bundan sonra benim rehberim falan olabilir bu kitap, o derece. Aşırı 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 güzel ve simyacıyı da okumak istiyorum. Ve ben biraz daha ağır bir dil beklerdim. Kendi bilgilerini de katmış. Her türlü tabuyu yıkacak bir kitap. O kadar iddialıyım. Mesela beni çok rahatsız etmedi ama yaşı küçük arkadaşlara çok önerebileceğim bir kitap değil. Gerçekten yaşam ve ölümle ilgili çok fazla depresif şey var. Ve biraz cinsellik de var gibi. Okuduğunuzda da pişman olmayacağınız bir kitap. Ve ben gerçekten bayağı etkilendim. Kaç gün etkisinde kalacağımı bilmiyorum. Ve okuduğum için de çok mutluyum. Sadece keşke bu kadar geç kalmasaydım bunu okumak için. Veronica Ölmek İstiyor okuduktan sonra bunun şokunu atabilmek için aslında ve oh dedikten sonra Helsing okudum ve şu an çıldırıyorum. Çok fazla şey oldu. Hemen animeye başlamam lazım çünkü mangasında karakter değişimini bile anlamıyorum artık. Sondaki dövüş sahneleri neydi öyle? O çatışma sahneleri neydi ya? Seras, tatlım sen ne yapıyorsun? Sen gerçekten ne yapıyorsun?
Kızın içindeki bütün o masumiyet, her şey gitti ya. Böyle bir şey olamaz. Ben bu sahneleri animede izlersem herhalde böyle olurum artık. İyice böyle koltukta falan zıplamaya başlarım. Güzel bir ihanet yedik ve ben beklemiyordum ihaneti. Başta anlamadım bu kim ya yaptı. Sonradan kafama bastı. Dedim oha. Death Note'da hiç böyle olmadı ama. Neden Helsing'de böyle oldu bilmiyorum. Integra Fairbrook Wingate Helsing. Böyle bir adınızın olması. Her dediğine tüylerim diken diken oluyor. İstiyorum, çok karizmatik. Keşke adım böyle olsaydı. Keşke bu kadın gibi olabilseydim. Keşke Integra olabilseydim. Ama benim gözüm Seras'ta. Çünkü Seras, Seras yani. Seras Victoria olmak isterdim. Son bir cilt kaldı. Ve ne olacak hiç bilmiyorum. Karizmanla ölürüm Alucard. Al beni götür buralardan. Aşkım. İşte karne günüdür. Sonradan buluşma, takılmaca falan derken yarın akşama kalacak kitap okumam. Ve ödevlerim var. Ve ödev kontrolüm var pazar günü. Ödev de yapmam lazım ve yığınla ödevim var. Bir de bugün ek olarak bir video daha çektim. O yüzden direkt aktarma yapmam lazım. Kesin telefon bir süre sonra alarm verecek. Saklama alanı doldu falan diye beni çıldırtacak. O yüzden şimdi onunla uğraşacağım. Bence gayet güzel ilerleyen bir maraton oluyor. Benim dağınık saçlı toplu halimi bile gördünüz. Bence sizin için de umarım iyi geçiyordur şu an. Neyse ben çok boş yaptım, gidiyorum. Evet, maratonumuzun bittiği gün bugün. Karne günü olduğu için arkadaşlarımla vakit geçirdim. Eve geldiğimde saat 3'tü ve sonra dedim ki uyuyayım. Uyuduktan sonra kalktım, yemek yemedim. Biraz kitap okumaya çalıştım ama biraz kendime vakit ayırmak istedim aslında kitaptan çok. Ve açıkçası Rano kızlarını okumak içimden pek gelmedi. Bugün cumartesi. Ve evet, TYT sınavı vardı bugün. Umarım giren kişilerin sınavları güzel geçmiştir. Umarım istediğiniz yerleri kazanırsınız. Ben bu videoyu yayınladığımda zaten üniversite sınavı çoktan geçmiş olacağı için umarım sınavınız iyi geçmiştir şimdiden diyorum ve artık kitabımız hakkında konuşmaya geçiyorum. Helsing 10. cildi okudum az önce ve onu bitirdim. Birazcık üzgünüm aslında serinin bittiği için ama şunu fark ettim. Evet, Helsing'i çok seviyorum ama yani ilk ciltleri okuduğum zamanları hatırladım az önce ve yani çok da artık zevk almadığımı fark ettim. Yani ilk okuduğuna gerçekten çok heyecanlıydım. Böyle ilk 4-5 cildi çok heyecanlıydı çünkü. Sonra olaylar yavaş yavaş karışıyordu. Özellikle ilk 3 cildi gerçekten çok iyiydi. Ve ben bunu Goodreads'te, Bin Kitap'ta böyle yorumlara falan baktığımda genelde bunları çok fazla gördüm. Yani okudum ama ne olduğunu anlayamadım, eskisi kadar zevk alamadım diyenler vardı. Ve sonra ben de düşündüm, gerçekten eskisi kadar zevk alınmıyordu. Özellikle de 7. ciltten sonra gerçekten olaylar çok karışıyor ve mangada bu anlaşılmıyordu. O yüzden animesini hemen izlemek istiyorum. Benim için Helsing bitti burada. Daha iyi bitebilir miydi? Evet. Çok yaratıcı bazı şeyleri ve bazen absürt de gelebiliyor size. O yüzden bu seriyi öneririm. İlk defa bu kadar fazla kendi sınırlarımı zorlayıp böyle okuma heyecanıyla dalıp taştım diyeyim. Çoğu işimi aslında yapamadım bazı günlerde. Full kitap okudum çünkü. Ama yine de kendi sınırlarımı zorladığım için çok mutluyum ve bu maratonun geçtiği için biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü bir daha böyle güzel vakit bulamayacağım. Sadece tüm günümü kitabı okumaya ayırıp sonra onu bitirip diğerine başlayabileceğimi çok zannetmiyorum. Hani yine okuyacağım ama bu kadar rahat olabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden biraz üzüldüm şu an. Ranok Kızlar'ın başlangıcı benim ilgimi çekti. Onu da söylemek istiyorum. Bunu maratondan sonra bitireceğim. Yani Haziran ayında okuduklarımda bu kitabı görebilirsiniz. Büyük ihtimalle göreceksinizdir. E-mail'i görüp cevap vermemesi falan bana nedensizce Kurtulan Kızlar'ın başı gibi geldi. Ama Kurtulan Kızlar'dan önce yazılmadı mı bu? Bu maraton içerisinde bitirdiğim kitaplar bu şekildeydi. Evet, az gözüküyorlar ama bence gerçekten verimli bir maraton geçirdim. Bazı işlerimi yapamadım. Özellikle ders çalışamadım çok fazla. Şimdi diyeceksiniz ki yani yaz tatili ne dersinden bahsediyorsun falan. Benim için artık tatil değil. Bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bunun editi kaç saat sürecek inanın bilmiyorum. 7 gün ya. 7 günün editini yapacağım. Ben anlık hemen oturuyorum, tripodu koyuyorum ve videoyu çekiyorum. Bu çok hoşuma gitti. O yüzden de yani bu maraton sürecinde eğlendim. Siz bu maratonda neler okudunuz? Liste oluşturan arkadaşlar acaba bitirdiler mi, başardılar mı benim gibi? Yani ben bir günü kaçırdım aslında ama yine de siz umarım başarmışsınızdır bu maratonu. İstediklerinizin hepsini okumuşsunuzdur. Neler okudunuz, düşünceleriniz nelerdi aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.